Tabii memnuniyetle rehberlik yaparız. Vali Orhan Düzgün'ün rehberlik yaparız dediği konu engellilerin konut talebi. AK Parti Özürlüler Koordinasyon Merkezi öncülüğünde yürütülen engellilere konut projesine şimdiye kadar 500'ün üzerinde talep başvurusu oldu. Başvuruları hem Özürlüler Koordinasyon Merkezi hem de Ordu Sakatlar Derneği alıyor. Halen de başvuruların sürdüğü biliniyor. Memur Sen'e bağlı memur kentin ise böyle bir projeyi gerçeğe dönüştürmek için yoğun çaba harcadığı biliniyor. Şimdi ise sıra konuyla ilgili tüm kurumların yaptığı çalışmalara valiliği de dahil etmeye geldi. Çünkü vali Düzgün müracaatlar hakkında bilgilendirilmemiş. Düzgün böyle bir talebin kendilerine ulaştığında projeye rehberlik edeceğinin sözünü veriyor. Engelli vatandaşlarımızın da kendi engellerine uygun olarak artık daha kolay bir şekilde ulaşabilecekleri, evlerine daha kolay girebilecekleri, tabii her birinin engel durumu, özür durumu farklı olduğu için onlara uygun toplu konutlar yapılmasını tabii biz de arzu ediyoruz. Bu konuda daha önce bazı engelli derneği başkanlarımızla görüşmüştük. Böyle bir talep oluştururlarsa eğer, yani en azından orada da engellilere yönelik konut almak isteyen engelli sayısı ya da bu konuyla ilgili bir talep miktarı oluştuğu takdirde biz bunu toplu konut idaresine iletmekten ve oradan takip etmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü tabii yüksek katlara çıkmak ya da bir şekilde işte apartman girişlerinin engellilerin kolay girişine imkan verecek şekilde olması, onların hayata katılmaları ve büyük bir bölümünü geçirdikleri evlerinde daha kolayca ve huzurca tabii hayatlarını geçirebilmeleri, işte evin içerisindeki ünitelerden evin giriş ve çıkışına, bahçe düzenlemesine varıncaya kadar engellilere yönelik tabii bir düzenlemenin olması, onların da tabii hayata daha kolay uyum sağlamaları bakımından faydalı olacaktır. Biz de buna her türlü desteği vermeye hazırız.